Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlerle zaman ölçüleriyle ilgili problemler çözeceğiz. Evet, problemlere geçmeden önce her zaman olduğu gibi bilgi balonumuz var. Dersin sonunda edindiğimiz bilgileri bu bilgi balonunun içine yazacağız ki onlara onları daha iyi öğrenebilelim diye. Haydi başlayalım. Evet, İlk problemimiz, ilk problemimiz çocuklar. 8.30'da İstanbul'dan yola çıkan otobüs 5 saat 20 dakika sonra Ankara'ya varıyor. Buna göre otobüs Ankara'ya geldiğinde saat kaç olur diye sorulmuş. Evet problemi bir kere daha okumak istiyorum. Ve önemli gördüğüm yerlerinde altlarını çizmem gerekiyor ki problemi daha iyi anlayayım ve daha doğru çözebileyim. Evet saat 8.30'da İstanbul'dan yola çıkan otobüs 5 saat 20 dakika sonra Ankara'ya varıyor. Buna göre Ankara'ya geldiğinde saat kaç olur demişler. Evet otobüsümüz çocuklar 8.30'da İstanbul'dan yola çıkmış değil mi? Ee, İstanbul'dan yola çıkmış ve 5 saat 20 dakika sonra da Ankara'ya gelmiş. Evet. Bir de ne soruyor bize? Ankara'ya geldiğinde saat kaç olur demişler. Hadi ben sizler için evet başlıklar hazırladım uygun şema diye. Bu çok önemli. E, problemde verilenleri buraya yerleştirirsem çocuklar e, problemi daha iyi anlamış olurum. Evet çocuklar bizim otobüsümüz evet şöyle bir yolumuz var değil mi? E, İstanbul'dan yola çıkmış. Burası İstanbul. İstanbul. Peki kaçta yola çıkmış? 8:30'da. Yani sabah saat 8:30'da yola çıkmış. Güzel. Burası da bizim yolumuz. Peki e, bu yol ne kadar sürüyor çocuklar? Evet, karışmasın. Bir başka hemen başka bir renk kullanırsak sanki daha iyi olacak. Bu yolumuz çocuklar 5 saat 20 dakika sürüyor. Evet. Burada hemen bir kere daha belirtelim. E, saatin kısa yazılışı sağ. Dakikanın kısa yazılışı da d çocuklar. Peki burası neresi? Burası da Ankara. Hemen onu da yazalım. Peki neyi soruyor bize? Ankara'ya geldiğinde saatin kaç olduğunu soruyor. Evet. Bu problemi çözebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Evet. Sizler de e, tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Toplama işlemi yapmamız gerekiyor. Ne ile neyi toplayacağız? E, 0, 8. 30'la evet. E, 5 saat 5 saat 20 dakikayı toplamamız gerekiyor çocuklar. Burada da hemen bir hatırlatma daha yapacağım. Önceki videomda da belirtmiştim. Bakın burada e, 08 nedir? Saat. Kısa yazılışını kullanıyorum. Sa. Peki 30 ile 20 nedir? Bunlar da dakika. Burada da kısa yazılışını kullanmak istiyorum artık. Öğrenmiş olmamız lazım. DK. Hemen işleme geçelim çocuklar. 0 0 daha 0. B 3 2 daha 5. Evet. 8 5 daha 13. 13'ün 3 elde var. 1. 1'i 0'a verirsem evet bakın. 1 oluyor. Yani Ankara'ya geldiğinde saatimiz 13.50 göstermiş oluyor çocuklar. Bunu da bu uygulamaya yazarsam evet. E, neyi bulmam gerektiği ile bulduğumu da karşılaştırmak açısından son derece doğru bir şey yapmış olurum. Peki e, devam edelim bir sonraki sorumuzla devam edelim çocuklar. Evet e, okuyalım bakalım bir sonraki sorumuz neymiş. E, saat 8'de evinden servisle yola çıkan Ayşe 45 dakika sonra okula varıyormuş. Ayşe okuluna vardığında saat kaçı gösterir? Diyor çocuklar. Hemen problemi tekrar okuyacağım. Ve önemli yerlerin mutlaka altını çizmem gerekiyor. Ee, bakalım saat 8'de evinden servisle yola çıkan Ayşe. Değil mi? 8'de yola çıkmış. 45 dakika sonra okula varıyor. Ayşe okuluna vardığında. Bakın. Saat kaçı gösterir? Diyor çocuklar. Hemen uygun şemamız var. Yine çizelim. Evet. Burası. Evet şöyle yapalım hemen Tamam görünsün. Evet burası Ayşelerin evi çocuklar ev. Burası da okul değil mi? Peki Ayşe evden kaçta çıkmış? Yani şurası evden çıktığı saat 0, 8, 0, 0. Peki neyi soruyor bize çocuklar? Ayşe okula vardığında saçı saat kaçı gösterir? Burayı soruyor. Peki? Ee, ne yapacağız şimdi? Hangi işlemi yapmamız gerekiyor? Ona geçmeden önce isterseniz ne yapalım bir de? 45 dakika yol sürüyormuş şu mesafe. Buraya yazabilirim. 45 dakika. Evet ne yapalım? Toplama işlemi yapalım değil mi? Hadi yapalım o zaman. 0 8 0 0 Peki ee, kaç dakika sürüyordu? 45 dakika sürüyordu çocuklar ne işlemi yapacağız? Tabii ki toplama işlemi yapacağız. E, ee, yukarıda da söylediğim gibi bakın 08'imiz saat ve e, buradaki hem 00 hem de 45'imiz nedir çocuklar? Dakika. Evet onu da hemen üstüne yazdım. Peki burada bizim e, şeyimiz saatimiz var mı? Yok. İstersek buralara 00 böyle koyabiliriz. Kafamız karışmasın diye. Hemen işleme geçiyorum. 0, 5 daha 5. 4, 0 daha 4. Evet. Noktalarımı koyuyorum. 8, 0 daha 8. 0, 0 daha. Evet 0. Yani okuluna vardığında saat kaçı gösteriyormuş? 8, 45'i gösteriyormuş çocuklar. Evet farklı bir renkle bulduğumu da buraya üstte yazmak istiyorum. 0, 8, 45. Evet bir sonraki soruma geçmek istiyorum hızlıca. Ne diyor bakalım sorumuz. Bir fabrikada 7.30'da işe başlayan işçiler 5 saat 10 dakika sonra öğle yemeği için ara veriyorlar. İşçiler mola verdiğinde saat kaçı gösterir diyor çocuklar. Bir kere daha okuyalım. Önemli yerlerin altını çizelim ve sorumuzu çözelim. Bir fabrikada 7.30'da işe başlayan işçiler 5 saat 10 dakika sonra öğle yemeği için ara veriyorlar. İşçiler mola verdiğinde saat kaçı gösterir diyor problemimiz. İşe ne zaman başlıyorlarmış? 7.30'da. Peki ne zaman mola veriyorlar? Tam 5 saat 10 dakika sonra. Peki çocuklar bunda uygun şema çizmeye gerek yok. Ne yapmamız gerekiyor? Problem çözmek için. Evet. Sizler de söylediğiniz gibi toplama işlemi yapmamız gerekiyor. Hadi yapalım o zaman. Evet. 0 7 30 altına da 5 saat, değil mi? Bak burası da saatti 5 saat 10 dakika. Yazıyorum. Evet. Yukarıda yaptığımı aynen burada da yapmak istiyorum. Emin olmak istiyorum. Burası saatti. Burası da dakika dakikaydı çocuklar. Evet. Şu 5'in önüne de bir sıfır istersem ekleyebilirim. Peki. Ondan sonra da normal toplama işlemimi yapabilirim. Değil mi? 0 0 daha. 0 3 1 daha. 4. Evet. 40 dakika. 7 5 daha. Kaç yapıyor? 12. 12'nin ikisi elde var. 1. Değil mi? E 0'a 0, 0 daha 0. 1 verirsem 1. Yani saat kaçı gösteriyormuş? Saat yazalım. Saat 12.40 olurmuş çocuklar. Evet. 12.40 olurmuş. Evet problemlerim burada sona erdi. Ee, şimdi sizlere dersin başında da belirttiğim gibi şu hazırlamış olduğum bir bilgi balonumuz vardı çocuklar. E, bu önemli çünkü biz e, bir çalışma yaptığımızda önemli şeyleri not alırsak eğer e, bunların önemli olduğunu ve öğrenmemiz gerektiğini daha çok farkına varırız. Hadi yapalım o zaman. Peki biz bu videodan bu çalışmadan ne öğrendik? E, saat ve dakika ile ilgili toplama işlemi yaparken değil mi çocuklar? Ee, ne yapıyoruz? Saati saatin altına yazıyoruz, dakikayı dakikanın altına yazıyoruz ve işlem yapıyoruz. Şimdi sizin de bunu yazalım. Evet, saat, saat ve dakika ile ile ilgili ilgili toplama işlemi yaparken lama işlemi yaparken yaparken evet saati saatin altına altına dakikayı dakikanın altına altına yaz değil mi işlemi yap işlemi yap Evet güzel Evet bunu da bunu da belirlemiş olduktan sonra hemen şuraya bir tane de ünlem koyalım yine bu gerçekten önemli bizim çok işimize yarayacak şeyler bunlar çocuklar Evet bu videomuzun da sonuna geldik hepinize İyi günler diliyorum çocuklar. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.